Efendim iş dünyasından hepinize sevgiler, saygılar. İş dünyasında çok değerli bir konu ağırlıyoruz programımızda. Gündemdeki ve güncel birçok konuyu kendisiyle paylaşacağız. Sedat Kılınç, Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı bugünkü konuğumuz ve kendisinin merkez ofisindeyiz efendim. Merhabalar diyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, sizler de iyisiniz. Çok sağ olasınız, eksik olmayın. Şimdi efendim birçok konumuz var. Konumuz konut sektörü ve konut sektöründeki yeni açılımlar. Evet. Deprem sonrası konut sektöründeki değişiklikler var. Ve bir de Sedat Kılınç İnşaat sizle değişik projeler imza atıyor. Ve değişik konularda öncülük yapıyor. Ve hemen gördüğümüz gibi oda da Allah'tan büyük, birçok ödül var. Buraya sığmış. Herhalde küçük oda olsa sığmazdı gibi geliyor. Tebrik ediyoruz. Şimdi ben sondan başlayayım. Hemen yakın tarihte bir ödül daha aldınız. Ve 2023 yılı yılın en başarılı hemen şurada. Evet. Yılın en başarılı yatırım projesi arsaortam.com projesi. Ya çok da güzel bir ödül. Bunu şöyle buraya koyalım. Konut sektörünün yanında yatırım olarak tarım sektörüne de girdiniz. Ona da ikinci bölümde gelelim. Önce bir konut sektörünü ve şu konuyu bir aydınlığa kavuşturalım deriz. Ödül, size ödül getiren bu yatırım projesi nedir? İçeriği nedir? Oradan başlayalım. Tabii arsaortam.com aslında bir arsa satış platformu ama satışın yanında da aslında ülkenin birçok yerinde amatörce yapılan bir işlem vardır. 5-6 kişi bir araya gelir, arsa alır. İşte bu arsayı yüklenici firmalara, müteahhit firmalara kat karşılığı vererek daha sonra da karşılığında daire alır. Yani bu iyi bir yatırımdır. Aslında ülke genelinde de yapılan bir yatırımdır ama biz bunu kurumsal bir hale getirdik. Arsaortam.com'la da bütün ülkenin ulaşabileceği bir hale getirdik. Yani arsaortam.com ulusal alanda bir proje. Tabii bunun en önemli ayağı yazılım kısmı. Yazılım kısmında neler var? İşte arsaortam.com sayfasında Türkiye'nin her tarafından gerek gayrimenkul aracılığı yapan emlak firmaları, gerek inşaat firmaları arsalarını satışa çıkarabiliyorlar. Türkiye'nin her tarafından ücretsiz ilan verebiliyorlar. Ayrıca insanların bir araya getirildiği bir platform var. İşte arsaortam.com'un ana başlığı da burada çıkıyor ortaya. 10 kişilik, 20 kişilik, 30 kişilik, 50 kişilik gruplarla İşte arsa fiyatları tabii büyüdükçe, arsa metrekaresi büyüdükçe fiyatlar artıyor. İnsanları bir araya getirerek arsa almalarına vesile oluyoruz. Ve bu arsanın neticesinde de kat karşılığı verilerek konut almalarına vesile oluyoruz. Yani bizim arsaortam.com'un böyle de bir aracılık faaliyeti var. Bu aracılık faaliyeti sayesinde arsa fiyatına ev sahibi oluyorlar. Yani bu ne demek? Bir konut 2 milyonsa 1 milyona o konutun sahibi olabiliyorlar. Bu da günümüzde özellikle artık konut almanın zorlaştığı, maliyetlerin yükseldiği dönemde konut alamayanlar için çok kolaylaştırıcı ve ekonomik anlamda da baktığınızda, yatırım açısından da baktığınızda doğru bir yatırımla konut sahibi olma şansını veriyor tüketiciye. Ulusal bir proje. Merkezimiz İstanbul olacak. Ülkenin bütün şehirlerinde bayilikler de vereceğiz. Arsaortam.com benzer siteler var biliyorsunuz. Emlakların, gayrimenkullerin veya araçların satıldığı ülkemizde mevcut sistemler var. Onlardan farklı olarak bir de bayilik sistemi var. Bir emlak platformu da olduğu için, arsaya aracılık yapıldığı için Türkiye'nin bütün illerinde bayilikler vereceğiz. Şu anda İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerden talepler var. Bu talepleri değerlendirip inşallah doğru firmalara bayilikler de vereceğiz ve ülkenin 81 vilayetinde inşallah bayilikler oluşacak. Tabii büyük şehirlerde belki 5-10'a kadar bayilik vereceğimiz şehirler de olacak. İlk bayiliğimiz de Kayseri'den. Kayseri'de ilk şubemiz açıldı. İnşallah yakın zamanda İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirler, büyük şehirlerden başlayarak Türkiye'nin bütün şehirlerinde arsaortam.com'un bayiliklerinde açacağız. Ne kadar güzel bir Kayseri markası. Evet. Türkiye markası. Evet, ulusal anlamda marka. Evet. Kayseri'den çıkan ama ulusal olan bir marka. Ulusal bir marka. Gerçekten son derece güzel. Demin söylediğiniz konu son derece anlamlı. %100 avantaj. Tabii birebir kazandırıyor. Birebir.
Yani arsa fiyatını zaten burada mantık budur. Hmm. Yani arsayı aldığınızda arsa fiyatı tabii bunun kat karşılığı vermeniz akabinde daireye dönüştüğünde birebir kazandırıyor. Yani birebir kazanç var. Bu da neyi sağlıyor? İşte insanlara şu anda işte konut fiyatlarına gerçekten son dönemde gelen maliyet artışları çok yüksek oldu. Erişim noktasında sıkıntı var. İnsanlar konut almak istiyor ama erişemiyorlar. Biraz da finansmanın da etkisi var. Son dönemde biraz faizler de yükseldi. Reelde de zaten özel bankalarda faizler yüksekti. İnsanlar aslında bu vesileyle yarı fiyatına konut sahibi olacak. Bu da büyük bir avantaj. İyi bir yatırım fırsatı. Burada işte biz güçleri bir araya getiriyoruz. Normalde küçük bir arsa alsanız böyle bir kazanç yok. Ama siz bir 100 milyonluk arsa alıp 100 hissedar bulduğunuzda işte herkes birer milyon veriyor ama daha sonra işin neticesinde 2 milyonluk bir konut. Bugün itibariyle tamamlanmış olsa 2 milyonluk. Tabii enflasyon oranında da her yıl konutun değeri de tabii ki artıyor. Böyle bir yatırım projesi. Ama en güzel tarafı da şu, bir Türkiye'nin her tarafından arsası olanlar ilan da girebiliyor. Ücretsiz ilan girebiliyorlar. Bu da işte satıcıyla alıcıyı bir araya getiren bir platform. Gerçekten çok güzel. Detayları ben almak isterim. Alt limit var mı? Bir üst limit var mı? Mesela herhangi bir ilden bir yere katılım sağladığında ortağı siz mi buluyorsunuz? Kendi mi? O nasıl oluyor? Oraya bağlayalım. Öncelikle biz şey alıyoruz, talep topluyoruz. Diyoruz ki işte şehir belirliyoruz. Şu kadar bütçeyle konutun büyüklüğüne göre işte az önce bahsetmiştim işte 1 milyon bütçeyle 2 milyonluk bir konut alabiliyorsunuz. Ama daha küçük bir konut yine Anadolu şehrinde 750 bin Türk lirasına da 2+1 bir konut sahibi olabiliyorsunuz. Bu tarz talepler oluşturuyor. Sayfada bu talepler görünüyor. Hmm. Daha sonra tüketiciler bu taleplerden yola çıkarak onlar da bütçelerini belirtip sisteme giriş yapıyorlar. Sisteme yapılan bütün girişleri görüyoruz. Uygun sayısına sayıya ulaştığımızda işte arsayı satış kısmına geçiyoruz. Satış kısmında ne yapıyoruz? O taleplere sistem otomatik SMS gönderiyor. İşte bu arsamızı bu şekilde satışa geçiriyoruz diye, satışa sunuyoruz diye talep gönderiyor, SMS ulaşıyor. Daha sonra o üyeler ofislere davet edilerek sözleşmeler yapılıyor. Arsa alım sözleşmeleri ve akabinde arsa herkesin adına 100 hissedar var. Arsada biliyorsunuz hisseli satılabiliyor. Hissesi oranında bazıları isterse 2 hisse girebilir. Yani sonuçta 2 daire alabilecek bütçesine göre şeye de girebiliyor. Bu şekilde işte 750 bin liradan başlayarak en alt limitimiz 750 bin Türk lirası. 1 milyon, 1250, 1,5. Tabii villa projesi de var bunun içerisinde. Bir villa almak istiyor. Villanın değeri nedir? İşte Kayseri'de atıyorum 10 milyon lira. İşte burada da 5 milyonluk bir bütçeye kadar çıkabiliyor. Hmm. Tabii şehire göre, işte bölgeye göre fiyatlarda, rakamlarda değişebiliyor. Ama ben en azından alt limit, işte üst limit neler olacak bunları anlatmak istedim. Bu proje sayesinde konut sahibi olabilirler, villa sahibi olabilirler, iş yeri sahibi, ticari birim sahibi de olabilir tüketici. Ve hepsinde mantık şudur, birebir kazanç. Ve en güzel tarafı da şu, yani bu işin bir riski yok. Yani biliyorsun birçok yatırım projesinde riskler vardır. Burada arsa alıyorsunuz. Arsanın tapusunu da alıyorsunuz. Biz sadece burada aracılık yapıyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok. Bir de işin daha sonra arsa alındıktan sonra yükleniciye verilmesi, bu kat karşılığı olarak veya müteahhit firmalara verilmesi ve daha sonra da inşaatın tamamlanma sürecine kadar ki kısmını da takip ediyoruz. O önemli. Onu soracaktım. Evet. Yani tamamıyla sizin kontrolünüz altında. Tabii. Bir yatırımcı girdikten sonra konut sahibi olup o yatırımı nakde ya da işte bir yatırımda kendinin kullanılmasına dönük bir emtiaya dönüştürene kadar, yani tapusunu alana kadar sizin kontrolünüzde süreç sürüyor. Tabii, projeyi sunuyoruz. Arsayı talep ettiler. Arsanın satın alması noktasında biz destek oluyoruz. Yani satış kısmını tamamlıyoruz. Satın alındıktan sonra hissedarlar arsaları satın aldı. 100 tane hissedar var. Daha sonra bu arsayı yüklenici firmalarla görüşüyoruz. Yine bu noktada tabii ki marka olmuş ve güvenilir yüklenici firmalar. Biz de yüklenici firmalar. Belki benim bazı arsaları geldi, evet. Evet, biz de yapabiliriz ama tamamını Türkiye'de yapma şansımız yok. Yani burada tabii ki Türkiye'nin birçok bölgesinde
Bu konuda yıllarda tecrübe noktasında da birikimi olan bir firma olarak doğru yükleniciyi bulup daha sonra da inşaatın tamamlanma sürecine kadar ki aşamayı da takip ediyoruz. Ve konutunu teslim aldığında bizim işimiz, görevimiz tamamlanıyor. Yani burada şudur, yani bugünkü ülkenin geldiği bu enflasyonist ortamda biz bugünkü değerlerden birebir bahsediyoruz. Yani bugün aldığı konutu 1/2 fiyatına alıyor. Yani %100 kazanıyor. Ama konutun teslim süresi 5 yıl. 5 yıl sonra belki %500 kazanacak. Bu da ülkedeki enflasyonist. Tabii enflasyon inşallah çok daha düşük olur. Öyle bir şey olmaz ama enflasyonist ortamda da yıllar geçtikçe konutun değeri de tabii ki artıyor. Gerçekten güzel ve farklı bir proje. Benzerleri var ama herhalde bu tarz ilk kez uygulanıyor. Evet, Türkiye'de ilk böyle bir marka. Evet. Arsa satışı yapan firmalar var. Bizimki bu değil. Biz arsayı alıp satma noktasında değil. Biz insanların gücünü birleştirerek o arsadaki kazancı onlara yine sunuyoruz. O arsa alıp satılan yapılar var. Orada asıl büyük kazanç o alıp satma işini yapanlar da. Biz sadece arsanın fiyatını belirliyoruz. İşte tüketiciyi de bu noktada diyoruz ki bu arsa kazandıracak, rentable bir arsa diyoruz. Ve tüketiciyi ona yönlendirip oradaki kazanç tamamen tüketicinin oluyor. Tabii bizim buradaki şeyimizde de bizim burada komisyon var. Yani bütün alım satımlardaki normal uygulanan işte emlak komisyonu kısmımız var. Başka bir kazancımız yok. Arsalar alındığında, satışa çıktığında hissedarlar için, yatırımcılar için arsa hazır olmuş oluyor mu? Yani tabii. Yoksa arsa alınmış oluyor. Şöyle. O aşama nasıl? Hani yani arsa talep oluşuyor ya. Talebe göre biz arsa, şimdi bölgelerdeki arsaları inceliyoruz. Bizim bu mantığımıza uygun olan, rentable, yani birebir kazandıracak arsaları tespit ettikten sonra talep topluyoruz. Anladım. Bu talepler oluştuktan sonra da satışı gerçekleştiriyoruz. Satış işlemini gerçekleştiriyoruz. Ve arsa tamamen üzerine konut yapılmak üzere alınıyor. Tabii. Başka türlü konut imarlarsa veya villa imarlarsa yani veya mutlaka yapılacak. Arsa alsat yok. İş yeri mutlaka yapılacak. Buradaki ana şey bu. Farklardan birisi evet, bu. Ana konu bu. Yani o arsa kat karşılığı vermek kaydıyla alınıyor. Bizim sözleşmemizde bu içerikler de var. Yani arsayı alan kişi, bütün hissedarlar kat karşılığı vermek zorunda. Bu noktada bize yetki vermek durumunda. Yani bu neyi sağlıyor? Bu bütün hissedarları korumak için yapılan bir uygulama. Çünkü arsayı aldım, ben vermek istemiyorum dediğinde de olmuyor bu. Anladım, sistem anladım. Yürümüyor. Bunun için işte sözleşmelerimizde gerekiyor. Hukuk kat karşılığında sizin çok daha tanık olduğunuz belirleme nasıl oluyor? Orada biraz işler çıkıyor. Özellikle başta konuşuluyor mu? Şöyle kuzey, yukarı, aşağı numara. Şöyle şerefiye bedellerine göre oradaki farklar karşılıklı alınıp veriliyor. Daha sonraki o kura neticesinde çıkacak dairelere göre değişiyor. Yani üyeler arasında şerefiye alışverişi. Kooperatif bir nevi bir ara bir kooperatif uygulanan sistem. Yani onun gibi her dairenin bir şerefiye bedeli var. Tabii bir kura çekiliyor. Şerefiye bedeli fazla olan işte eksik olana ödüyor. Demin dediniz çok büyük bir tecrübe var. Geriye dönüp baktığınızda binlerce konut var. Evet. Herhalde tüm açıklar kapatılmış. Birçok kat karşılığı işlemi yaptığımız için, arsa aldığımız için bunları da yaptık. Hepsi tecrübeyle herhalde açık kalmadı projede. Tabii bu konuda şunu söylüyorum. arsaortağım.com işte bizim tecrübelerimizle birleşirse bir anlam ifade ediyor. Çünkü gerçekten tecrübe isteyen bir konu. İşte biz de bu tecrübelerimizi milletimizin faydasına sunmak için insanlara özellikle konut alamayan belli bir bütçesi olan işte yarı bütçesi var işte konutun yarı parası var ama yarısı yok yani onlar için böyle bir imkan sunuyor. Bu da yani günümüzde güzel bir yatırım aracı. Cidden çok güzel farklı düşünmüşsünüz. Tebrik ediyorum. Cidden çok da küçük rakamlarla hissedildi. Bir de şu önemli, burada üçüncü şahıs olarak siz olduğunuz için yani diyelim 50 kişiyi bir araya getirip hadi deseniz Türkiye'de o yürümüyor. Evet, hadi gelin şuradan bir arsa alalım da müteahhide verelim yaptıran mümkün değil. 5 kişi bir araya gelemiyor Türkiye'de. Hemen bir sürü ihtilaflar. Çünkü üçüncü şahıs olarak onlar belki sisteme güveniyorlar. Sisteme güveniyorlar. Belki
şeyde tanıyacaklar birbirlerini. Yani konut aldıklarında belki tanıyacaklar. Sadece ya da böyle gene de tanıyor. Ama gerçekten önemli. Burada asıl yüklenici olan, yani bu projeyi yürüten sizlere evvelallah güvenerek işin içerisine girdiğinde diğer ortaklarla yaşanan o sıkıntılar da yaşamıyor. Gerçekten güzel proje. Allah daim kılsın. İnşallah bakalım. 1000 millik bir yolculuk tek bir adımla başlar demişler. Adım atılmış. Evet, ilerlemiş. Ödül de getirmiş bu proje. Daim olsun. Teşekkür arkası ederiz. Gelen olsun diye Kayseri'de bir laf var. Evet. Buradan onu söyleyeyim bu konuyu. Var mı bu konuyla ilgili ekleyeceğiniz? Diğer konulara geçeyim. Teşekkür ederim. Gayet sağ olasınız. Şimdi üstadım bu malum Allah bir daha göstermesin. Çok büyük bir afet yaşadı ülkemiz. 11 ilimiz çok büyük bir felakete maruz kaldı ama devlet millet işbirliğiyle dünyada eşi az rastlanır bir yardımseverlik, kardeşlik, devletin gücü, güveni, Türk milletinin birbirine olan hassasiyetiyle oradaki yaraları da sarılmaya çalışıyor. Tabii ki acılar acımız, ebediyete intikal edenler hiçbir zaman unutulmayacak ama kalanları da unutmamamız gerekiyor. Evet doğru, onlar rahmetli onlara kavuştu ama kalanların durumu daha da zor. Dolayısıyla o bölgeyi yakından takip ediyoruz, siz de ediyorsunuz. Tabii o Türkiye'de şunu getirdi, bir deprem gerçeğini getirdi. Bir iki güvenli konutları getirdi. Ufak bir sallantıda herkes dışarı çıkıyor. Kayseri iki defa boşaldı sallantıdan dolayı. Evet. Mallıyla mülküyle övünen ya da katıyla çok övünen insanlar ve Kayseri'de yani malını çok seven insanların bile malı gözüne gözükmüyormuş demek ki o korku olduğunda. Belli bir tarihten sonra yapılanlar daha güvenli olduğu iddia ediliyor. Sizden Kayseri'deki, özellikle Kayseri'de önce Türkiye'de soracağım ama Kayseri'de Allah göstermesin ama konutların güven oranı, konutların sağlıklı oranı nedir? Sıkıntılı konutlar var mıdır? Ve bu konutlarda vatandaş ne yapmalıdır özellikle? Yani ya sallandığında her bina yıkılır mı? Teknik olarak o konuyu aydınlatmanızı istirham edeceğim. Yani şöyle, Kayseri baktığımızda işte bir daha çok bir düzlük alanda kurulu, bir ova alanında kurulu bir şehir. Yani tepelerde daha çok bağ evlerinin olduğu, müstakil yapıların olduğu bir şehir Kayseri. Zeminin iyi olduğu ve kötü olduğu bölgeler var. Yani özellikle merkezi lokasyondaki zemin çok iyi değil. Bakıyoruz şu an bulunduğumuz alan işte Yakut Mahallesi, eskiden Pervane diye adlandırdığımız bu bölge. Eskiden tarım arazisi olarak kullanılan bir bölgeydi. Zemin su seviyesi yüksekte, zeminin de zayıf olduğu bölgelerden biri. Sahabiye Mahallesi, şehir hastanesinin bulunduğu bölgeler, yani buralar zeminin kötü olduğu, su seviyesinin yüksek olduğu bölgeler. Şimdi en önemli husus depremde de bunu gördük. Bir zemin hususu, iki yapı hususu. Yapılara baktığımızda da özellikle 2000 öncesi yapılar da problem olduğunu, birçoğunun şu anda şayet karot alındığında çürük çıkacağını tahmin ediyoruz. Bunlar işte eski mahalleler. Buralarda işte daha eski deprem yönetmeliğine ve kontrollerin zayıf olduğu dönemlere denk gelen dönemlerde yapılan imalatlarda problem olduğunu biliyoruz. Yani özetleyecek olursak, deprem yönetmelikleri zaman içerisinde sürekli revize edildi ve kontrol açısından da işte yapı denetim uygulaması gibi uygulamalar getirildi. Şöyle özetleyebiliriz. Yapı denetim uygulamasıyla yeni yapılan deprem yönetmeliklerinden sonraki yapılar daha yüksek depremlere dayanıklı. Şu hatta örnekle verebiliriz. Yani bugün 2018'den sonra yapılan yapılarda bir yeni bir deprem yönetmeliği daha hayata girmişti. 2018'de çıktı ama 2019-1 itibariyle uygulamaya geçti. Yani ben şunu diyorum. Bu deprem yönetmeliğindeki yapılan yapılar 8 şiddetinde bir depreme bile dayanıklı. Bunu diyebiliyorum. Çok önemli. Hem zemin açısından, çünkü o 2018'den sonraki deprem yönetmeliğinde işte zemin iyileştirme olayına da çok önem verildi. Zemin iyileştirme de var. Yani zeminin sorunlu olduğu yerde siz zemini iyileştirirseniz, jet grout uygulaması yaparsanız, fore kazık uygulaması yaparsanız, zemini sağlamlaştırırsanız herhangi bir sıkıntı kalmıyor. Günümüz teknolojisinde suyun üzerinde bile yapı yapabiliyorsunuz. Ya önemli olan
işte şartlara uygun, araziye, zemine, bunlara uygun yapıyı ve kata göre işte taşıyıcı sistemi doğru yaparsanız bir sıkıntı olmaz. Yani burada özetleyecek olursak, Kayseri'de riskli yapılar var. Her şeyi doğru. Allah göstermesin, büyük bir depremde yıkılacak bölgeler, şehir merkezi lokasyonundaki bölgeler daha çok. Buralarda mutlak surette bir an önce kentsel dönüşümün artık hayata geçmesi lazım. Allah muhafaza, işte görüyoruz. Bir depremde de insanlar da tedirginler. Evde duramıyorlar. Az önce siz de dediniz. Yani tabii ki o sarsıntıda can kaybı, Allah muhafaza, büyük bir depremde can kaybı olacağı için herkes sokaklara çıkıyor, evlerine giremiyorlar. Daha çok müstakil yapılar tercih edilmeye başlandı. Artık konutta da böyle bir bakış açısı var. Daha düşük katlı veya müstakil yapılara yönelmemiz lazım. Bu da deprem sonucu oluşan bir durum. Yani şurada Kayseri'de şöyle bir eylem planı hazırlanması lazım. Bir, deprem anında konteyner kentlerimiz, çadır kentlerimizin hazır olması lazım. Yani sürekli deprem yaşıyoruz şu anda. İkincisi, bu tarz yapıların, riskli yapıların bir an önce dönüştürülmesi ve bundan sonraki planlamada da bence 4 katının üzerine çıkılmaması lazım Kayseri'de. Yani daha düşük katlı. Hatta işte buradaki ekonomik imkanlar el verse de herkes müstakil yapılarda, 2 katlı yapılarda yaşasa hem sağlık açısından bahçeli yapılar daha doğru olur, hem de bu tarz yapılar daha dayanıklı oluyor. O yüzden bundan sonra, depremden sonra böyle bir bakış açısıyla Kayseri'de hareket etmek lazım. Tabii Kayseri nispeten işte risk açısından Türkiye'deki birinci derece riskli bölgelerden biri değil. Daha riskli yerler var. Hatta en çok korkutan ve ülkenin beka meselesi dediğimiz İstanbul olayı var. Kayseri gibi işte ulusal anlamda da İstanbul'da bir gün bile bekleyecek zaman yok. Bir an önce tedbir alınması lazım. Çünkü İstanbul'da beklenen bir deprem, işte 7 üzerinde bir deprem bekleniyor ve bunu bilim adamları da sürekli söylüyorlar, tekrarlıyorlar. Yani bu bir gerçek artık. Bunu kabul etmemiz lazım. Tabii ki olmasın, tabii ki şey, ama bilim bize diyor ki tedbirini al diyor yani. Allah da tedbirini alıyor. Bir an önce bizim İstanbul'da tedbir almamız lazım. Çünkü ben biliyorum, zeminin ve yapıların çok sorunlu olduğu bölgeler var. Allah muhafaza, orada büyük bir depremde gidip müdahale dahi edemeyiz. Yani İstanbul ülkenin ekonomisinin de büyük bir çoğunluğu İstanbul'dan, yani ekonomik açıdan büyük sanayicilerimiz, büyük sanayi firmaları, üreticiler hep İstanbul'da. Dünyanın ticaret merkezi İstanbul. Bir de böyle bir tarafı var. Yani İstanbul'da büyük bir deprem olduğunda sadece can kaybı değil, ülkenin bütün ekonomik ve sosyal açıdan, farklı açıdan büyük sıkıntılar yaşayabilir ülke. O yüzden İstanbul noktasında da bir an önce acil eylem planı hazırlanması lazım. Hatta tüm Türkiye'nin de buna destek olması lazım. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin veya devletin imkanlarıyla yapılacak bir şey de değil. Gerekirse bütün belediyeler destek olarak İstanbul'da bir an önce riskli yapıların dönüştürülmesi ve işte konteyner kentler, çadır kentler kurulması lazım. Kayseri'de de dediğim gibi bu önlemlerin alınması lazım. Bu kentsel dönüşümü soracaktım. İyi değindiniz siz ona. Şimdi kentsel dönüşümün olması iyice artık elzem hale geldi. Evet. Bu olaydan sonra acı tecrübeler de yaşandı. Kentsel dönüşümde yasalar aslında o kadar değil, izin veriyor ama oturan kişilerin tabii ki bir kişinin hakkı, ama o hakkı istismar eden uygulamalar da gördü. Alıp almaya gidiyor, hiç uğraşmıyor, nasılsa gelip beni bulsunlar diye direniyor. Bu olaydan dolayı da uzun süre bekleyeme tıkanan projeler de var. Tabii, yasa düzenleme olması lazım bu noktada. Çok acil yasa düzenleme. Çünkü bu insan hayatını ilgilendiren bir şey. Kişilerin yani görüşlerine rant veya düşüncelerine, evet, o rant beklentilerine bırakılmayacak kadar elzem bir konu, önemli bir konu ve insan hayatını ilgilendiren bir konu. O yüzden burada mutlak surette yasal düzenlemeler yapılması lazım. 3'te 2 çoğunluğu sağlayınca işte bir şey var ama evet, bence bunu daha da...
Doğru söylüyorsun bence ama. Bence listi yapıda 3'te 2 değil, 3'te 1 değil, 10'da 1 bile olsa. Ve sen de yani, olması lazım. Tabii tabii olması lazım. Çünkü bu sefer yani sonucu çok ağır olabilir. Ağır olabilir. Yani o yüzden bunu yapacak olan da devlet. Bu noktada yasal düzenlemeler yapılıp hem belediyelerin önünün açılması hem de bunu yüklenecek firmaların da önünün açılması için bu tarz yasal düzenlemelerin yapılması lazım. Burada bazı muafiyetler var kentsel dönüşüm projelerinde, riskli yapıların dönüştürülmesinde bazı muafiyetler var. Tapu harcılığı, vergi muafiyetleri, bunların da genişletilmesi lazım. Yani burada da destekler olunması lazım ki bu dönemde yani Türkiye bu deprem gerçeğiyle yüzleşti artık. Gördük yani. Büyük bir yani yıkım oldu. Büyük bir acı çektik. Hep beraber ülke olarak bu acıyı yaşadık. Sadece deprem bölgesi değil. Kayseri'den herkes gücünün yettiğince yani imkanları nispetinde oraya gitti. Bedenen çalışanlar, maddi imkanlarını seferber edenler hep beraber üzüldük, hep beraber ağladık. Hep ülkemizin sorunu bu deprem sorunu. Öncelikle Allah bir daha göstermesin, temennimiz o. Rabbim bir daha ülkemize böyle bir felaket göstermesin. Aha. Ama aha, şu da var, bu bir gerçek yani. Biz bundan kaçınamayacağız yani. Deprem olacak. Ve bu depremle yaşamayı öğreneceğiz. Depremin öldürmediğini, ihmalin, işte şey noktasında riskli yapıların öldürdüğünü, insanı öldürdüğünü bunu bilmemiz lazım. Bugün bakıyorsunuz Japonya örneği var. Çok daha yüksek şiddetli depremler oluyor ama insanların burnu bile kanamıyor. Bunun için de işte ülke genelinde büyük bir eylem planı hazırlanması lazım. Ve buna herkesin katkı sağlaması lazım. Ve bir an önce de yapılması lazım. Yani öldükten sonra bir anlamı yok. O kadar insan öldükten sonra bir anlamı yok. Veya işte o kadar yakınınızı kaybettikten sonra bir anlamı yok. Bugün itibariyle başlanması lazım. Deprem bu ülkenin gerçeği. Hiçbir şekilde unutturulmaması lazım. Yani bizim en büyük şeylerimizden biri de bu. Yani deprem oluyor, 3 ay geçiyor, 5 ay, 1 yıl. Herkes unutuyor ondan sonra. O dönemde tedbirini alıyor ama ondan sonra tamamen unutuyor. O yüzden unutmamamız lazım. Bir an önce eylem planlarını hazırlamamız lazım. Ve en büyük sıkıntı ülkenin bekasına bile sebep verecek. Çünkü işin içinden çıkamayacağımız bir bölge var, İstanbul. İstanbul'da duracak bir günümüz yok. Belediyedir, işte devlettir, diğer belediyelerdir. Gerekirse özel sektör, gerekirse vatandaş, hep beraber elimizi taşın altına koyarak İstanbul'u bu olabilecek depremden kurtarmamız lazım. Yani ülkeyi kurtarmamız lazım, öyle bakmamız lazım. Gerçekten öyle büyük bir sıkıntı ki İstanbul nüfus çok fazla, yolların çok dar olduğu, insanların ulaşamayacağımız öyle bölgeler var ki yaklaşma mesafeleri çok yakın. Biliyorsunuz yani Avcılar'a gidin işte öyle. O Beylikdüzü tarafı öyle. Yani birçok o eski mahallelere baktığınızda yani Allah muhafaza bir yıkım olduğunda oraya araçla girme şansınız yok yani. Bitiyor her şey. Hayat biter yani. O yüzden bu noktada bence bir an önce bir eylem planı hazırlanmalı. Yapılıyor tabii bir şeyler ama bu yeterli değil bence. Çünkü çok yavaş ilerliyor. Ve yani, bu 11 ilimizi vuran depremde hiç beklenmediği bir konumda oldu. Uzmanlar Barış'ta beklenen depremle ilgili yaklaşık bir sene önce bir tatbikat yapmışlar. İnanılır gibi değil, sanki olanı yapmışlar gibi. Bekliyorduk, her şeyi bekliyorduk. Noktasına kadar tespit ettik. Acil eylem planını da hazırladık. Ama beklemediğimiz bir konu vardı. Civar illerden buraya biz takviye getiririz diyorduk. Civar illerde. Evet oldu. Onu beklemiyorlardı ama işte sizin de dediğiniz gibi sonuçta gerçekten çok acı bir vakayla karşılaşıyoruz. Ben sizin projeleri de sormak istiyorum bu arada. Yatay mimari dediniz. Bu olaydan sonra evet dediğiniz gibi yatay mimariye doğru bir yöneliş başladı. Ama bu şu anlama gelmiyor değil mi? Yani yüksek katlar güvensiz anlamına gelmiyor. Suyun içinde bile olanlar var. Tabii. Ki denizde, Körfez'in uzak kuzey denizinde inanılmaz petrol platformları var. Denizin üstünde duruyor. Evet. Orada bile inanılmaz işleri yapılıyor. Birçok burada mesela isim vermeyeyim ama bir yüksek katlı bir bina tamamen kazıklar üzerinde durduğu için otoparkı yok aşağıda ve hala su çıkmaya devam ettiği için oradan çıkan su kanalizasyona verilerek aşılmış o sistem sapasağlamda duruyor. Tabii. Bu konuyu aydınlatır mısınız? Yani yüksek bina güvensiz
anlamına gelmiyor. Evet, yatay binada olması gerekir. Zaten TOKİ ve Cumhurbaşkanımızın ifadesi yatay mimarinin olması lazım. Evet, Kayseri'de, Sivas'ta, Konya'da mekan sorunu da yok. Yer konusu da yok. Yani bir New York değil, tıkış, el ele Hong Kong değil Türkiye. Tabii. Tamam, İstanbul sıkışık biraz ama İzmit biraz sıkışık, Gebze sıkışık ama Türkiye'nin birçok yerinde arsa stoğu da bence var. Yeterli. Tabii tabii, arsa stoğu konusunda sıkıntı yok. Yatay mimari şundan dolayı önemli. Ben şu kısmını öncelikle özetleyeyim. Suyun üstüne dahi yapı yapılır. Ne güzel. Yani teknoloji gelişti. Tabii suyun üzerine yapı yapabilirsiniz. Hiçbir şey de olmaz depremde. Ama doğru projeyle, doğru yaptığınızda. Şimdi günümüzde artık Türkiye'de bu sorun çözüldü. Bundan emin olabilir tüketicilerimiz, ev alacak insanlar. Veya işte bir sonuçta hepimiz bir alanda, evde yaşıyoruz. Veya bir ofiste işte işlerimiz oluyor. Bir kapalı alan içerisindeyiz. Şundan emin olabilirler. Ben son yapılan deprem yönetmeliği, son çıkan deprem yönetmeliğinden sonraki öncekilerde de öyleydi. 2008'deki deprem yönetmeliği, yapı denetim uygulamasının gelmesi ve son 2019'da uygulamaya giren deprem yönetmeliğiyle birlikte yapılar hem statik açıdan çok daha dayanıklı, az önce bahsettiğim gibi 8 şiddetinde depreme dayanıklı yapılar var, hem de yani zemin kolusu çözülmüş oldu ve denetim de var. Yapı denetim dediğimiz bir uygulama sayesinde, aslında tek bir uygulama, yapı denetim bir uygulama değil. Yapı denetimi denetleyen Çevre Şehircilik Bakanlığı var. Yapı denetimi denetleyen yine belediyeler var. Aslında üçlü bir kontrol mekanizması. Tabii ki yapıyı yapanlar var. Onlar da kontrol ediyor. Yani bu süreçte yapılan yeni yapılar depreme dayanıklı. İster yüksek katlı olsun, ister düşük katlı olsun, ister zemin kötü olsun, çünkü zemin iyileştirme yapılıyor, zeminin kötü olduğu. İsterse zemin kaya olsun. Şimdi benim yüksek katlıda, peki neden yüksek katlı olmaması lazım? İşte deprem anında panikle insanlar ölebiliyor. Panik, yani 20 katlı, 30 katlı bir binayı düşünün. Deprem olduğunda doğal olarak, içgüdüsel olarak kaçma isteği doğuyor oradan. Merdivenden Evet, tabii asansörü kullanamazsınız o süreçte. Asansör risk taşıyabilir. Düşünün, insan 30. kattan aşağı inene kadar, yani korkudan insanın sağlık açısından. Ben gördüm bu süreçte. Evet, ya ben de çok gördüm Mete. Şahit olduğum için bunları yaşıyorum, görüyorum da. Çok o yüzden yani yüksek katlı doğru yani, değil. İnanılır gibi değil. Evet. Çok yaşlı bir teyzem imiş, kendine gelemedi bu saatte yani. Tabii tabii, yani ister istemez o korku var yani. Düşünün, bina sallanıyor yani. Her şey ayağımız altında. Daha çok hissediyor. Tabii yukarı kat, üst katlarda daha fazla hissediliyor. Bu sebepten dolayı sadece yıkılacak şeyinden demiyorum. Ha, bir de şu var. Yani şu kısmı da aydınlatmamız lazım. Hiçbir bina hasar görmeyecek diye yapılmıyor. Yani Türkiye'de hiçbir bina hasar görmeyecek diye yapılmıyor. Deprem hesabı yapılırken yıkılmayacak diye yapılır. Çok önemli. Evet. Yani hasar görebilir binalar. Yani nedir mesela? Beton arma ile duvar kısmını düşünün. İkisi farklı malzeme. Biri beton, biri duvar, hafif malzeme. Bunlar deprem anında sallandığında yapı farklı hareket ediyorlar. Ondan dolayı duvarlar yıkılabilir, çatlayabilir, şey olabilir. Yani hesap yapılırken duvar çatlamasın, duvar yıkılmasın diye hesap yapılmıyor. 8 şiddetinde bir deprem olduğunda duvarların tamamı yıkılır. Ama yeni yapılarda beton arma ayakta kalır. Buna da insanlar ölmez. Tabii insan hayatını kurtarmak. Buradaki en önemli amaç bu. Hiç hasar almayacak dediğinizde o zaman çelik olayına gider. Yani şey değişmesi lazım. Yapı tamamen değişmesi lazım. Çelik şartı getirilir. Her taraf çelik olur. Birbiriyle aynı çalışan malzemeler olur. O zaman hiç hasar almaz. Ama betonarme yapılarda hasar alabilir ama yıkılmaz, can kaybı olmaz diye hesap yapılır. Statik hesaplar buna göre yapılır. Bugün 8 şiddetinde bir depreme, tekrar söylüyorum, 2018 sonrası o yapılan yapılar dayanıklı. Ama yıkılmaz diyorum, hasar almaz demiyorum. Camlar kırılabilir, duvarlar çatlayabilir, duvarlar patlayabilir. Bunları bilmemiz lazım. Oralardan da korumamız lazım. Tabii bu esnada ne olabilir? En büyük risklerden biri yüksek yapılarda, ya işte kaçarken, işte merdivenlerden özellikle dikkatli geçilmesi lazım. Asansör risk
üretiyor. İnsanlarda o kaçma duygusu var aslında. Kaçınmaması lazım, uygun bir pozisyonda durulması lazım ama bunu o an anlatamıyorsunuz yani insanlara. O sarsıntıyı görünce doğal olarak o kaçma, uzaklaşma içgüdüsü, refleksi devreye giriyor ve hareket ediyor işte. Bu hareket esnasında da çok ciddi can kayıpları. Bina yıkılmıyor ama yıkılmadığı halde o şeyde işte merdiven dairesini atıyorum duvarları dökülmüş veya şey yapmış. Oradan düşerek can kaybı, atlayarak can kaybı olan insanlar var. O yüzden hep şunu diyorum yani artık ülkede yata yapıya dönüşülmesi lazım. Şehir merkezinden artık kaçmamız lazım. Şehir merkezlerine çok yoğunluk var bakıyorsunuz. Bu her açıdan riskli. İşte az önce bahsettiğim İstanbul'da müdahale edemezsiniz deprem anında. Giremezsiniz. Yani insanları kurtarma şansınız yok. Kaderine terk edeceksiniz. Yani başka şansınız yok. Normalde de bazı yerlere itfaiye de giremiyor. Şu evet, anda, şu anda bile giremiyor yani. Öyle bir deprem anında hiç giremez. Şimdi işte bunun için ne yapılması lazım? Gelişmiş ülkelere baktığımızda şehrin etrafına dağılmış ve müstakil yapılar daha çok tercih ediliyor. Şehir merkezindeki yapılar ya sosyal konut olarak kullanılıyor ya da iş merkezi olarak kullanılıyor. Bizim de artık buna dönmemiz lazım. Yani böyle işte çok merkezi, bu şeyden vazgeçmemiz lazım. Bakıyorum insanlara, aslında güzel biz farklı projelerimiz var ama ya bunun henüz daha Kayseri'nin hazır olmadığını düşündüğümüz için uygulamaya geçemiyoruz. Neden? İşte merkezde olsun, merkezde olsun, merkezde. Merkeze baktığımızda çok ciddi bir şey var. Nüfus yoğunluğu var merkezde. Hava kirliliği had safhada. Otopark trafik sorunu had safhada. Otopark had safhada. Baktığınızda işte yapı noktasında da işte yüksek katlı yapılar. İşte bu sağlık açısından da doğru değil. Yani insanın oğlu için bir toprak olması lazım. Bir bahçe alanı olması lazım. Müstakil yapılar gerçekten sağlık açısından da çok önemli. Yani deprem açısından da öyle. Çocukların gelişimi açısından da öyle. Yani hepimiz komşuluk için evet, komşuluk ilişkileri açısından da öyle. Yani müstakil yapılara dönmemiz lazım bizim. Merkezden de şey yapmamış. Çünkü işte arsa merkezde olunca asıl maliyeti oluşturan arsa faktörü. Doğru. Yani maliyetin %50'sini belki %50'sinden fazlasını oluşturuyor. Yarısı yani, bir kere arsaya gidiyor. Gidiyor yani. Ama bu biraz merkezin dışına kaçtığında bu arsa rantını da bitirmiş olursunuz. Yani tabii belediyeler buna göre imar planları. Arazimiz çok. Kayseri'de yani bütün Türkiye'ye yatacak kadar konut yapacak kadar Kayseri arazisi var. Bravo. Sadece. Bütün Türkiye'ye Kayseri'de konut yapabilirsin. Bizim arazi sıkıntısı olan bir ülke değiliz yani. Arazi sıkıntımız yok. Ama doğru planlama, doğru imar, yani vizyonlu bir bakış ve insan hayatını düşünen bir bakış açısıyla yaşarsak, yaparsak bunları, o sıkıntıların hepsinde şey yapmış oluruz. Bugün çok güzel temas ettiniz. Bugün İldem, mesela Belsin'e baktığımızda, hele İldem'e bak, geçen gün bir açılış vardı, inanılmaz şekilde hayran kaldım. Ara mesafeleri, kütle parselleri, yanındaki oyun alanları, parklar, bisiklet alanları, Alparslan Mahallesi sözde çok güzel evet gözüküyor. Buyurun gidelim bir Alparslan Mahallesi'ne bakalım. Belde sokak, efendime söyleyeyim, bakıldığında maşallah hak getire. Yani Akkale'deki tek şeritli yol gibi karşıdan biri geliyor, yandan geliyor. Her gün kavgalar, gürültüler, polis adliye, mahkemelik, araba çarpışmaları yayınlanır gibi diye bu lüks mahalle olarak geçiyor. Evet. Peki yaşanılır mı? Değil. Yani bakıldığında havayı görüyor. Zaten balkondan bir yeri görmüyor. Komşuyu gördüğü için perdeyi kapatmış evet durumda. Ben sizin dediğinize aynen katılıyorum. Şunu da ben çözemedim bugüne kadar. Ben nasıl çözeyim? Sorunu çözemedim. Soruyu cevaplandıramadım da size soracağım. Arsalar Türkiye'de işte arsa ofisi ve işte milli emlak ve 75'inde Türkiye'nin %75'i milli emlak arazisi. Yine Türkiye'nin %75'i de cennet yurdumun kıraç arazi. Yazları kurak ve sıcak, evet, kışları soğuk ve yağışlı. Evet. Baktığımızda buradan Sivas'a kadar ot bile bitmiyor. Evet. Yani burada eskiden dediğiniz gibi demirci yası varmış. Marul yetişirmiş ama evet, Sivas'a giderken hiçbir şey yok. Herkes evet kıraç arazi. Doğru. Ya şimdi bir de üstelik zemin de kayalık gelmiş, yine yetişmiyor. Evet. İlden bir ondan sonrasına baktığımızda. Ya %50'yi kim kazanıyor? %50 arsa sahibinden bence garibana, vatandaşa bir şey düşmüyor. Para babasına %50 zaten gidiyor muhtemelen diye düşünüyorum. Ne diye oralara doğru şehir ilerlemez, yeni projeler
gitmiş, raylı sistem gitmiş oraya kadar. Yaşanılacak da alan. İlla hava atmak mı gerekiyor? Yani ben işte Kış Mahallesi'nde oturuyorum. Yani alan mı oluyor? Yani görüş açık. Şey yani burada, oralara gittikten sonra ve oralara yaşam alanlarda gittikten sonra Türkiye'de herkes hem konut sahibine hem de sağlıklı yaşanacak konutlar da olur ifade ettiniz. Bu çok mu zor? Yani zor değil. Şöyle örnek vereyim işte. Az önce örnek verdiniz. Alparslan Mahallesi. Alparslan Mahallesi'nde bir parsel varsa şu anda kat karşılığı oranı %50'dir. Yani ne demek? %50 maliyeti dairenin arsadan geliyor demek. Onu arsa sahibine vereceksin. Varsa yani. Güzel dediniz. Var mı bilmiyorum. Yani, doldu çok herhalde. Az arsa kaldı. Güzel söylediniz. Yani çok az arsa kaldı. Yer yok. Espri evet. Biraz gittiniz şehir dışına, yani bu merkezin dışına gittiniz. Şehir dışı değil aslında. İldem. Oralarda %35'lere düşüyor. Ben diyorum ki biraz daha gidelim. Ben de aynen. Gidelim yani devlet kamu imkanlarını da kullansın. İnsanlara uygun maliyetli ev sahibi olması için bu şart. Ne yapalım? Arsa maliyetini %10'a düşürdüğümüzde. Evet. Düşünün şehir merkezinden yüksek katlı bir yapı mı alır, villa mı alır oradan? Ya aynı maliyete villa sahibi olabilir. Çünkü arsa maliyeti çok düşük. Bunu yapmamız lazım. Yani artık biz villa mahalleleri, yani villa dediğimiz daha doğrusu müstakil, yani şey yapmayalım. Müstakil yapıların olduğu, tek katlı veya iki katlı müstakil yapıların. Bunu sağlarsak, bunu başarabilirsek zaten biz birçok şeyi çözmüş oluruz. Yani biraz şehrin dışına çıkalım ve böyle müstakil yapılara insanları orada o şeyle, konforla tanıştıralım, o konforu kazandıralım. Bunu yapmak zor değil ülkemizde. Dediğim gibi arazi var. Sadece doğru bir vizyonla, doğru bir bakış açısıyla işte bu arazileri uygun imar planlarıyla halkın hizmetine sunmak. Yani sadece arazi yetmiyor. Burada imar planlarında işte bir bölge yapacaksınız. O bölgede işte okul olması lazım. Sağlık tesisi, altyapı olması lazım. Bunları sağlayıp böyle mahalleler oluşturduğumuzda, müstakil yapıların olduğu mahalleler, biz birçok şeyi ülkede çözmüş oluruz. İşte sağlık açısından da bakıyoruz. Kayseri merkezin hava değerleri çok kötü. Yani zehir soluyoruz biz. Merkez öyle. Ama şehrin kenar taraflarında Talas hava sirkülasyonu. Gözüküyor zaten. Evet. Yani yukarıdan baktığında simsiyah görünüyor. Hava sirkülasyonunun olduğu bölgeler var. Müstakil yapılar yaptığınızda, yüksek katlı yapmadığınızda havaya da engel olmuyorsunuz. Şimdi en büyük şeylerden biri de o. Bazı yapılar yapılıyor. Hava sirkülasyonu da engelliyor doğru, artık yani. Doğru. Yani havanın temizlenmesi nasıl olur? Rüzgarla olur. Doğru. Rüzgar o havayı temizler. Rüzgar esine. Onu da rüzgarı da kapatıyorsunuz. Hava temizlenmiyor ki. Resmen zehir soluyoruz. Çocuklarımıza zehir solutuyoruz. Yani bunu da dikkate almak lazım. Yani hangi açıdan bakarsanız, deprem açısından, sağlık açısından, hava temizliği açısından bakarsanız, dediğim komşuluk gibi şehrin açısından, komşuluk açısından, şehrin şeyden, dışarısından, köylerden, kente göçü önleme açısından bugün mesela evet. İncesu ve Yeşilisar'a doğru şehir yayılsa ne olur? Çok enteresan. Yani, insanlar artık gidip geliyor. Yani ya da bu tarafta Bünyan'a doğru şehir ilerlese Kayseri'nin merkezi çok gelişmiş. Evet. İlçeler Hakkatire. Evet. En büyük ilçemiz Develi, o da ortada. Onu evet. Sarmıyorum. Sarızı, Felahiye falan diğerlerini sarmıyorum. 2000-3000 nüfus evet. Hiç kimse yok. Terk edilmiş kovboy kasabasına dönmüş ilçelerimiz. Yani en ufak bir şey için buraya geliyor. Tabii. Adliye de gitmiş. Askerlik şubesi de gitmiş. Yani Akkışla'ya bakalım. Ya Akkışla, Allah yardım etsin Akkışla Belediyesi'ne. Evet. Akkışla'da yaşayanlara. Ya evet. Orada görevli bir tane Müftü Bey. Ya tamam gidiyoruz geliyoruz bir minibüsle buradaki müdürler. Ama ben burada başka bir müdürlük değil bizim. Halkın içinde olan bir müftülük. Cenazesinde olmam lazım. Düğününde olmam lazım. Ben cuma günü gidip pazartesi günü geliyorum. 3 gün buradaki insanlarla bir arada olamıyorum. Doğru. Diye dert yanan bir arkadaşımızdı. Doğru. Yani ya buna çözüm getirmek gerekiyor. İlçe yapmakla ya da bir yere bir il yapmakla ya da ne bileyim bir başka ünvan vermekle orası gelişmiyor. Tabii, tabii. Yani güle başka isim verirseniz gül yine güzel kokacak. Ama katılıyorum yüksek kat tıkış tıkış işte hemen görüyoruz karşımızda eski bu Bozantı Caddesi'ni. O dönemde herhalde yapışık nizamla evet, herkes evet, gitmiş. Tabii. En büyük yaşam alanı hanımefendilerin en büyük hayatını geçirdiği mutfak karanlık odaya bakıyor. Pencere yok evet. Allah yardım etsin. Evet. Orada kentsel dönüşüme girmesi lazım. Aynen, girmesi bence yani. Zaten herhalde miadını dolduran binalar evet. da var.
Şu yani, anda zaten bakımda riskli yapı çıkar birçok. Çıkar şey, değil mi? Evet, doğru söylüyorsun. Çok eski çünkü yani evet. Çocukluğumuzda biliyoruz evet, yapıldığı evet. dönemi. Evet, güzel bir konuydu. Bu konuyu yine devam ettirelim ve başka güzel konuya girelim. Sizin projeler bitmiyor ve farklı evet. açılımlar yapan bir insansınız. Tarım yatırımlarına evet. da girdiniz. Evet. Ya çok merak ettim. Evet. Nasıl başladınız? Şu anda ne durumda? Hedefiniz nedir tarım yatırımlarında? Yani tarım da aslında biz yine herhalde şey olarak, ülke olarak şöyle yapıyoruz. Başımıza bir musibet gelince ders alıyoruz. O musibetten yola çıkarak bir şeyleri düzeltiyorsak düzeltiyoruz. O musibet başımıza gelmeden yapmıyoruz. Yine bir musibet, pandemi musibeti de işte bütün dünyanın başına bela olan o korona virüs dediğimiz o salgın, COVID-19 salgını döneminde tarımın ne kadar önemli olduğunu herkes anladı. Bütün dünya anladı. Yani çünkü siz bugün telefon olmadan yaşayabilirsiniz, televizyon olmadan, teknoloji olmadan yaşayabiliyorsunuz. Ama gıda olmadan, yemeden içmeden yaşayamıyorsunuz. Yani tarım stratejik açıdan da öyledir. Yani bütün dünyada kendi kendine yetinebilen nadir ülkelerden biriyiz biz. Aynen. Toprağında kayanın üstüne bile şey atsanız, tohum atsanız filizlenecek bir ülkede yaşıyoruz. Tropikal bir bitkiler bile yetişiyor ülkemizde. Yani tabii kıraç arazilerimiz var ama çok uygun tarım arazilerimiz de var. Sulama projesi o. Su olmadığı için kullanamadığımız bir sürü tarım arazimiz var. Bugün mesela sulama projelerinin ne kadar önemli olduğunu ben altını çiziyorum. Yani sulama projeleri birçok havaalanından bence çok daha önemliydi. Yani birçok bu yapılardan, sosyal alanlardan çok daha önemliydi. Yani sulama projeleri yapılsaydı ülkemiz tarım ülkesi olan işte yıllardır anlattığımız, övündüğümüz ülkemiz bugün bu duruma buğday ithal edecek duruma düşmezdi. Biz de bu yoldan yani bu ülkenin geldiği durum pandemi vesaire dedik ki tarım alanında büyük bir açık var. Bunun profesyonel tarıma ihtiyaç var ülkede. Hem bir milli görev olarak düşündük hem dedik ki ya biz bunu yapalım insanlara da örnek olalım çoğalsın bu. Yaptığımız imalatlar diye tarım alanında da yatırımlara başladık. Devam ediyoruz. İşte sulama bulunduğumuz arazilerde su olayında sorun vardı. Sulama projesi de yapıldı. Gelecek yılda faaliyete geçecek. Yani daha farklı projeler de üreteceğiz. Daha büyük alanlarda üretim de yapacağız tarımsal alanda. Bir de şunun da altını çizmek istiyorum. Tarım alanında bir inşaat sektörü temsilcisi olarak yıllarca biz inşaatta faaliyet gösterdik. 10 bin üzerinde konut yaptık. Yani birçok imalat yaptık, sattık vesaire. Ama biz inşaat sektöründe şunu görmedik. Teşvik nedir? Hiç duymadık. Bize öyle bir destek olmadı. İşte uygun faizli krediler vesaire vesaire. Tarımda gerçekten devletimizin destekleri var. Bunlar ne işte? Teşvikler var. Yani uzun vadeli kredi, 7 yıl ödemeli, çok düşük faizlerle aslında devletin faizini karşıladığı, yani tarım üretimine ihtiyaç olduğunu devletimiz de biliyor. Bu noktada destekler de veriyor. Ama baktığımda neden istediğimiz seviyede değiliz? Bu da yani şöyle özetleyeyim. Bugün Hollanda örneğini veriyoruz. Konya kadar bir ülke Doğru. Hollanda. Yıllık tarım ihracatı 116 milyar dolar. Maşallah. Bizim tarım ihracatımız daha yeni 20 milyar dolara yaklaşıyor yani. Yani adamlar bizim 6 katımız tarım ihracatı yapıyor Konya kadar. Ya burada bir sorun var değil mi? Var. Koskoca ülkede. Kesin var. Yani burada neden kaynaklanıyor? İşte burada şu çıkıyor, şu sorun çıkıyor. Yani tarım imalatını, tarım imalatında bir kooperatifler ve güç birliği olup profesyonel bir bakışa ihtiyaç var. Yani kaynak var, devlet veriyor desteği. Bizim çiftçimiz de var ama bunu doğru organize edemiyorlar. Yani bunların sağlanması lazım. Büyük kooperatifler oluşturması lazım. Konya bunu başardı. Torku diye bir isim vermekte sıkıntı yok. Yok evet. Torku diye bir marka çıkardı. Ne yaptı? Çiftçiler bir araya geldiler, bir kooperatif kurdular. Sonra böyle bir marka ulusal hatta dünyada artık ismi olan bir marka haline geldi. Kayseri'de bunu yapabilir, diğer şehirlerde yapabilir. Yani buna ihtiyaç olduğunu profesyonel bir bakış açısına ve bir araya gelmeye, güç birliği yapmaya ihtiyaç olduğunu da görüyorum tarımda. Bu noktada da girişimlerimiz var. Biz de böyle bir ortaklı yapıları için çalışıyoruz. Yani tarımda fırsat var, ihtiyaç var, stratejik öneme sahip. Her şey
durabilir ama hiç kimse aç yaşayamaz. Yani o yüzden bu stratejik açıdan çok önemli. Toprağımız var, suyumuz var, her şeyimiz var. Un var, yağ var, şeker var, helva yapmamız lazım. Ama yapamıyoruz. Burada da Tarım Bakanlığı'nın çok ciddi üzerine görev düşüyor. Şimdi şunu görüyorum, ben izliyorum. Tarım İl Müdürlüklerine gidiyorum. Tabii çalışanlar, hizmet edenler var. Ama çok ciddi anlamda mesaisini gün içinde farklı işlerle geçirip tamamlayan birçok insan var. Neden sahada değiller? Neden çiftçileri yönlendirmiyorlar? Neden çiftçilere profesyonel tarım noktasında destek olmuyorlar? Çiftçiyi niye kendi haline bırakıyorlar? Ülkemizde en büyük eksikliklerden biri tarım alanında bilgi. Bilgi eksikliği. Hollanda gibi olabilmemiz için bilgiye ihtiyacımız var. Bilgiyi kim verecek? Hani bunu organize edecek yine devlet kurumları. Tarım İl Müdürlükleri yani. Yani çok ciddi bakanlıkta çalışan insan sayısı var. Doğru organizasyonla, yeniden bir tarımda bir reformla. Yani bugün ben deseler ki geç şu ülkenin başına bu ülkeyi yönet. En öncelik vereceğim iş tarım. Her şeyden daha önemli. Neden? Tarımda biz 2-3 senede, 5 senede ihracatta 5 katına, 10 katına, 20 katına çıkabiliriz daha kısa sürelerde. Yani bunu sanayide başaramayız artık. Biz bunu otomotivde yapamayız. Yani adamlar bizden 50 yıl, 100 yıl önce bunu başarmışlar, yapmışlar. Onlara rekabet dahi edemeyiz. Bugün Almanya'da 6 milyon araç üretiliyor. Biz işte yeni araç üretmeye daha 1 milyona 10 yıl sonra ulaşacağız yani. Yani biz buralarda geçemeyiz ama tarımda bir anda biz ihracatımızı 10 katına çıkarabiliriz. Ya düşünsenize Hollanda 116 milyar ihracatı var. Bizim 20. Bizim Konya kadar ülke. Biz bunu 250 milyar dolara çıkardık. Uçtuk demektir. Ülke olarak çok ciddi yol kat ettik. Ve tarımda bu mümkün. Kısa sürede yapmanız mümkün. Sadece doğru tarım, doğru organizasyon, tarımda reform. Bilgi eksikliğinin giderilmesi lazım. Bilgi çok. Çiftçide bakıyoruz. Ya doğru arazide doğru ürünü üretmiyor. Sonra zarar ediyorum diyor. Doğru planlama yapamıyor, zarar ediyorum diyor. Bir de toplulaştırma olayı. Yani bugün bakıyoruz Ukrayna işte bütün dünyaya buğday veriyor. Neden? Ben inceledim, Ukrayna'da biz savaş çıkmadan önce yatırım yapmayı düşünüyorduk. Hmm. Toplulaştırmalar yapmışlar. En küçük arazi 500 dönüm. En küçüğü 1000 dönüm, 500 dönüm. Yani arazinin bir arada olması sizin üretim maliyetinizi çok ciddi anlamda düşürüyor. Bizde 10 dönüm. Adamda 1000 dönüm, bizde 10 dönüm arazide. Bir de birbirine giriyor. Herkes buraya dayı amca tabii. Yiyen birbirine düşüyor onlar. Yani sonra mutlak surette toplulaştırmaların öyle yapıldığı. İşte ne oldu? 3000 metre, 10.000 metre, 15.000 metre. Doğru. Hayır, 15.000 metre yetmez. Bugün profesyonel tarım yapmak istiyorsanız 500 dönümün altında yapamazsınız. 500 dönüm, 1000 dönüm olması lazım ve bu artık yani yapılması lazım. Bu noktada sulama projeleri ve bilgi eksikliğinin giderilmesi, ülkenin yeniden tarım haritasının çıkarılması, toprak analizlerinden, hava analizlerine ve rentable ürünlerin yetiştirilmesi ve ihracatı noktasında bizim ülkemizde, devletimizde bunu yapabilecek güç, imkan, personel var, her şey var. Yapmıyoruz ama bekliyoruz yani. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Ben görüyorum çünkü gidiyorum Tarım İl Müdürlüklerine gidiyorum yani. Benim canım sıkılıyor yani. Diyorum ki ya burada bir sürü kalifiye personel var. Neden gidip de organize etmiyorlar. Genel anlamda tabii ki devletin bu noktada bir politika üretmesi lazım. Yani var politikalar yetersiz. Ve bizim bu konuya çok önem vermemiz lazım. Gelecekte tarım çok çok daha önemli olacak. Dünyada azalan tek şey tarım arazisi. Her şey çoğalıyor. Nüfus çoğalıyor, başka binalar çoğalıyor, evler çoğalıyor ama tarım arazisi gitgide azalıyor. Ve tarım o kadar bir önemli noktaya gelecek ki, yeri gelecek, o cep telefonunu belki bir tane ekmeğe değişecekler. Yani teknoloji bir yere kadar. Doğru. Dünya nüfusu önümüzdeki yıllarda çok daha hızlı artacak. Beklenen işte 40 milyar bir nüfus 50 yıl sonra 40 milyar bir nüfus olduğunu düşünün. Tarımın ne kadar stratejik olduğunu önümüzdeki 50 yıllık 50 yıllık program yapan bir hükümet, yani ülkemizin bu noktada tamamen döndüğünde ne kadar stratejik öneme sahip olacağını, ne kadar önemli olacağını yani hepimiz izleyebiliriz. Nüfus gidiyor yani, artık katlanıyor nüfus yani. Bugün 8 milyar, yarın 16 milyar, 20 milyar, 30 milyar, 40 milyara ulaştığında, 50 milyara ulaştığında ne kadar kıymetli olduğunu tarım üretiminin göreceğiz. O yüzden bu
Bu noktada bu dediğim şeyler yapılırsa ben tabii bireysel olarak bir mücadele içerisindeyim ama hep her yaptığım işte önce memleketim, önce vatanım diye bakıyorum. Bu ülkeye ne kazandırırım? Hep şöyle baktım. Ben yıllarca personel yetiştirdim. Birçok arkadaşlarla çalıştık. Çalışma arkadaşlarımıza hep eğitim desteği vermeye çalıştık. Neden? Yani bizden ayrıldılar, farklı şirketlerde farklı pozisyondalar. İnsan kazanmak, insana yatırım yapmak önemli. Ülkeye katkı sağlamak benim için her şeyden önemli. Vatan her şeyden önemli. Ve vatana nasıl katkı sağlarız? İşte bu projelerle biz sağlayalım, etrafımıza da örnek olalım diye tarımda da yatırımlar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. İsteyen herkese her türlü bilgi paylaşımında da bulunabiliriz. Yeter ki işte ülkemiz bu noktada biraz beklediğimiz, istediğimiz yere gelsin. Ya çok güzel anlattınız. Gerçekten benim tam canımın da sıkıldığı, o kadar konulara değindiniz ki soluksuz dinledim. Tebrik ediyorum. İnanılmaz güzel tespitler var. Çok doğru yerden tutturmuşsunuz. O kadar acı ki, yani başlasam şimdi ya diyecekler ki Sedat Bey mi sunucu, sen mi konuşsun? Başlasam inanılmaz şekilde canım sıkılıyor. Tarım Bakanlığı'nda o kadar güzel hazırlanmış arıcılıktan, balcılıktan aklınıza hangi konu geliyor? Hepsi çürüyor. Evet. Hepsi çürüyor. İsim de verebilirim de vermeyeceğim. Bir tanesi çok ünlü biri. O dairede görev yaptı. Onu aldılar görevden. Bir başkası çok idealist bir arkadaş. Özel sektörden de gelen birisi görev yaptı. Devrim yaptı adam. O da 3 ay dayandı devrim yapınca. Ne oldu biliyor musunuz? Şu anda Kayseri televizyonları dahil Türkiye'nin en önemli televizyonlarında yayınlanan Tarımda Kadınlığından tutun da el sanatlarına, arıcılık, balcılığa varıncaya kadar arşivleri çıkartıldı. Günümüz teknolojisine uyarlandı ve tamamıyla farklı bir mantıkla hazırlanmış olan da televizyon teknolojisine uyarlandı. O kocaman at malı gibi olan logolar yerine yeşil bir sembol kondu. Başına sonuna Yine Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır, eklendi. Ve gündelik hale getirildi ve Radyo Televizyon Yayıncılar Meslek Birliği tarafından tüm televizyonlara dağıtıldı. Ve orada kaldı yalnız. Arkası gelmedi. Bakın dikkat edin, çünkü herhalde muhtardan Begider'e gitti arkadaş ki kaldı orada. Niye kaldı biliyor musunuz? Efendim yasak, efendim çıkaramayız, efendim olmaz. Çürüyor orada. Niye çürüyor? Ya çok güzel bir tasarım bu, çok güzel bir tanıtım. Evet. Balcılığı anlatıyor. O zamanki Sayın Bakanımızın konuşması var. Şimdiki Sayın Bakanımızın konuşmasını ekleyin demiş oradaki arkadaş. Yapabilir miyiz efendim, izin almamız lazım. Bakın çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Bunu konuşayım da susayım. Tam yaramı değiştiniz. Birkaç dakika aldı demeyin bana. Ben son dakika vereyim. Çünkü yaramı değiştiniz. Ya boş oturuyorlar biliyor musunuz? Gerçekten boş oturuyorlar. Görev yapan var mı? Var. Ama işte Ankara'daki o bölümdekilerin gidin, bugün buradan ilan ediyorum, gerekse suç duyurusunda da bulunuyorum. Depodan çıkarsınlar bakalım kaç tane milletin işine yarayacak belgesel program çürüyor ya. Onu ne için çektiniz kardeşim? Halk yararlansın diye çektiniz. Tabii. İzlemeden nasıl olacak? Kalbine vahim indirecek gücü aradan da bilecekler arıcılığı. Hala anız yakılıyorsa bu ülkede. Hatta geçen anız yakıldığından dolayı 6 tane oradaki araçta yandıysa, o anız yakılan yerde Tarım İlçe Müdürlüğü yok mu? Tarım İlçe Müdürü yok mu? Uzman yok mu? Evet, maalesef. Ya hala yanıyor arkadaş, bunu maalesef anlatamadıysak, anız yakılmasının yasak olduğunu, bu böcekleri öldürmeyeceğini, yararlı bakterileri de öldürdüğünü halka anlatamıyorsak biz ne anlatıyoruz üstadım ya? Yani bilgi hala eksikliği ve eğitim, yani bunu eksikliği, bunu en büyük sorun. Masada oturarak, Ankara'da oturarak efendime söyleyeyim ya da başka yerlerde oturarak bu iş çözülmez. Evet. Veterinerler iş bulamıyor. Afganlı çoban 30 bin lira maaş alıyor. Yani evet. Ya burada da bir yanlışlık var. Yanlışlık çok ama evet. Eğer siz bir kişiye ömür boyu iş garantisi verir, çok da iyi maaş verir, değişik nedenlerle göreve getirir, görevden aldığınızı da mütekabiliyet esasıyla düşük göreve değil de işte tarım müdürünü aldınız, bir yere veremiyorsunuz yasa gereği. 30 yıl boyunca dedikodu yapsın. Yaparsanız bu sizin millet yanmış, anız yakmış, bitmiş, batmış. Biz burada konuşuruz evet. Sizle. Diyorum, kesiyorum burada. Çünkü gerçekten çok evet. Önemli bir sorun. Evet Sedat Bey, şimdi güzel projeler var. Ben son olarak Sedat Kılıç İnşaat'ın artık tarıma da girdi. Sedat Kılıç İnşaat'ı grup mu yapmak lazım? Evet, İsmini evet. Herhalde değiştirirsiniz. Şu anda yapılan diğer herhalde konut sektörü, arsa ofisim de yine aynı alanda bir sektör. Bir şeyin artık Sedat Kılıç İnşaat'ın yani proje olarak yürüttüğünüz önümüzdeki dönemde neler yapacaksınız onu almak isterim.
Tabii inşaat sektöründe yıllardır faaliyet gösteriyoruz. Yine projelerimiz devam edecek ama daha çok son dönemde biz müstakil yapılara, yani bahçeli ev konseptine daha çok ağırlık vereceğiz. Az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı buna önem vereceğiz. Yüksek katlı yapılar tabii ki yapılacak ama daha az yapmayı düşünüyoruz. Ve yine inşaat sektöründe arsaortağım.com'la birlikte belki farklı şehirlerde de bu yüklenici kısmında destek olacağız. İnşaat konusunda faaliyetlerimiz böyle devam edecek. Yeni yatırım noktasında da biraz ülke olarak işte konuta erişimin zor olduğu bir dönemdeyiz. Çok fazla büyümenin doğru olmayacağını düşündüğüm bir dönemdeyiz. Yani biraz daha temkinli hareket edeceğimiz bir döneme gidiyoruz yatırım noktasında da. Dediğim gibi müstakil yapılar, daha uygun ama müstakil yapılara yönleneceğiz. Daha küçük metrekarelerde, daha merkez lokasyondan uzak alanlarda ve yani sektörün bir daralmaya gireceğini düşünüyorum önümüzdeki dönemde. O yüzden büyüme düşünmüyoruz. Daha çok tarım alanında ve işte arsaortağım.com'da işte yatırımlarımız devam edecek. Gerçekten tebrik ediyorum. Tamam, inşaat sektöründe duayensiniz. Artık hiçbir başarı tesadüf değil, tekrarlanan başarıyla tesadüf olamaz diye bir yönetim sanatı var. Orada başarıyı kanıtlamış bir kişisiniz. Ama tarım alanına yeni girip de bu kadar doğru tespitler yapıyorsanız, ya demek ki burada bir yanlışlık var. Yani hani duayen denemez tarım alanında size. Evet. Ama duayen kadar, hatta duayenin üstünde tarıma çözüm getirdiniz. Evet. Ya araştırıp çözüm üretilebilir. Kusura bakmayın, gerçekten dayanamadığım konulardan bir tanesi, çıldırıyorum. Ki o projelerin nasıl olduğunu, onların nasıl dağıtıldığını bilen birisiyim. Kayseri'de bizzat ben arkadaşlara yönlendirdim, gönderdim. Ben gönderdim onları. Evet. Ne kadar çok kişi ulaşırsa, hatta bir kardeşimiz o kadar sık yayınlıyor ki, ya siz de yayınlayın dedim. Oradan mı aldı derler, desinler ya, hiç önemli değil. Vatandaş buradan yararlansın. Tabii. Yani tarımda kadın eli var, diğer projeler var. O kadar güzel ki, oluşmalı var mesela diyelim. Röportaj yapmak, efendime söyleyeyim, o bilgileri alabilmek ya da ekrana çıkması kolay değil ama devlet arkasında olunca inanılmaz güzel. Tabii. O faaliyetleri nasıl yaptığını anlatan bir belgesel var. Mesela o da orada duruyordu, onu da aldık, her tarafa yaydık, kazandık. Yani şimdi düşünün, orada izleyen bir hanımefendi, orada mesela şimdi sayın valimiz kadın kooperatiflerini canlandırarak 3-5 kuruş onlara gelir elde etmeye ya bakanlığın elinde insanların içindeki aşkı ateşleyecek o kadar çok materyal var ki kimse çıkartmıyor dışarıya. Ya çok onlar orada vebal ya onun orada durması. Yani siz demin dediniz ya, belki biri arınacak, belki biri arız yakmayacak, belki oradan başkası istifade edecek. Teşvik edilmesi. Orada o kadar devasa yeni mahalledeki binayı bir görün. Türkiye'nin en büyük televizyonlusu prodüksiyon mekanı orası ya. Ama duruyor. Hoş yani değil. Vallahi duruyor. Bu bizim derdimiz değil ya. Biz almışız, yayınlamamışız. Hiç önemli değil. Kiloyla Kemal Sunal filmi yayınlayan televizyonlar masraf da etmiyor. Yani biz bunu yaparak, o sizin dediğiniz gibi gayemiz bizim şahsi değil. Devlet kalkınsın, millet kalkınsın ya. Bu galiba millet, çiftçi kalkınsın, diğerleri kalkınsın. Yani para babası paradan para kazanmasın da garibanlar para kazansın. Derdimiz o. Kazansın, evet. Onun için. Ama biz elimizden bu kadar geliyor. Üstadım benim elimden bu kadar geliyor. Söylüyorum. Başka yapacak bir şey yok. Söylemeye de devam edeceğiz. Son olarak buyurun, sınırsız söz sizin. Bataklarınızı aldım. Gayet güzel oldu. Söylemek istersiniz. Yani güzel oldu. Keyifle dinledik biz de. Yani az önce özetlediğim gibi biz bu ülkenin bir iş adamı olarak en önemli değerimiz vatan, ülke. Biz üretmeye devam edeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz. Bugün işte belki inşaat sektöründe büyük yatırımlara girmeyeceğiz de tarımda, farklı projelerde, yarın inşaatte. Biz ülkemiz için katma değer üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Doğru bildiğimizi hep söyleyeceğiz. Devletimizden de beklentimiz bizlere, bizleri dinlemesi, vatandaşa, halka kulak vermeleri. Bunun neticesinde de işte doğru İşler yapabilmemiz için bir kişinin aklıyla, üç kişinin aklıyla, beş kişinin aklıyla olmuyor. Ortak akılla bir şeyler yapılabiliyor. Herkesi dinlemek lazım. Bugün işte tarım konusuna gidip çiftçiyi de dinlemek lazım. Ve bizim şu noktada da eksiğimizi, her alanda bunu yaşıyoruz. Ben tarımda
çok izledim, çok gördüm. Bilgi eksikliği çok ciddi anlamda yani çok üst seviyede. Bundan dolayı zararlar, bundan dolayı üretim istediğimiz seviyeye gelmiyor. Az önce sizin de söylediğiniz gibi bilgiye ihtiyaç var. Bilgiyi ulaştırmak lazım. Tamam, güzel teşvikler, güzel destekler, güzel bunlardan devletimiz sağ olsun Mustafa Kemal Atatürk'ün tarım politikasından başlayan bir gelenek ülkemizde tarıma destek var yani. Biz inşaatte bunu hiç görmedik yani. Çok ama farklı değil mi yani? İnşaatte öyle değil ama tarıma gerçekten destek var. Ama neden başarısız oluyoruz'a baktığımda işte bilgi eksikliği var. Biz gideceğiz gerekirse Hollanda'nın en iyi hocalarını alacağız, ülkemize getirmemiz lazım. Hani sadece bizim imkanlarımızla da olacak bir şey değil. Bizim tarım noktasında işte ziraat mühendislerimiz, hocalarımız bile birçok konuda eksikler. Ben bunun farkındayım. Gideceğiz, en iyi yerden bilgiyi alacağız. Bunu bütün yurda yayacağız. Az önce söylediğiniz gibi bunu işte medya aracılığıyla, bunu birebir görüşmelerle, yani bir şekilde bütün yurda yaymamız lazım. Ve doğru tarım haritasını çıkarıp insanları organize edip üretimden ihracata kadar destek olmamız lazım. Eğer bunu başarırsak ülke olarak çağ atlarız. Ülke olarak çok ciddi anlamda büyüme kat ederiz. İhracattır şey, cari açık mı falan bir daha konuşmayız. Cari fazla veririz. Her yıl 200 milyar dolar cari fazla verebiliriz. Bu altyapı, bu imkanlar, bu arazi var bizde. Bir tarım kültürü de var bu ülkede. Bunu sadece günümüz dünyasına uygun üretime dönüştürmemiz lazım. Burada da işte devlet faktörü ve az önce sizinle bahsettiğiniz işte kurumların iyi çalışması gerekiyor. Eğer kurumlar iyi çalışır da doğru organize edilirse, samimiyetle söylüyorum, 5-10 yıl içinde dünyada söz sahibi, hem ihracat hem ekonomik hem kişi başı milli gelir açısından söz sahibi bir ülke oluruz. Belki 20 yıl sonra dünyanın en stratejik ülkesi oluruz. Biz dünyada birçok şeye karar veririz. Bunu başarabilir de yapabilirsek gelecekte tarım bugünkü öneminin 100 katına çıkacak. Çok daha önemli olacak. Dediğim gibi az önce diyorum, tarım arazisi dünyada azalan tek şey. Nüfus gitgide büyüyor. Gıda ihtiyacı her geçen gün daha da artıyor. O yüzden biz tarımla bir yerlere gelebiliriz. Çok hızlı gelebiliriz. Birçok şeye yapacağımız yatırımı, tarımı gerçek anlamda ele alarak sorunlarını çözersek ülke olarak çağ atlarız. İlçelerimizdeki verimli tarım arazileri, tarımla uğraşan çiftçilerimizin şehre hemen göç edip bir daire alıp oradaki yaşamdan uzaklaşması mutsuz da oluyor. Tabii. Ama oradakilere bakış açısı, bir ABD'ye baktığında çiftliği var diyorsun. Dallas gibi bir dünyaya neredeyse efsane olmuş bir dizi. Evet. Oluşmuş bir çiftlikten. Adam çiftlikten dünya, yani bir Dallas'taki bir entrika birisi yani kesip evet, söyledi. Düşünebiliyor musunuz? Ya burada çiftliğim var diyemiyor köylü gariban. Evet. Söyleyemiyor bile nerede olduğunu. Yani onu cazip hale getirip modern tarımla onları tanıştırıp modern cihazlarla, sizin dediğiniz gibi dayı emmi oğul yeğen birbirini vuruyor 3 metre evet, tarlamı sürdün diye. Onlar evet, ya gelin hep birlikte olur kardeşim. Toplaştırmak yani gerekiyor. Hep beraber çok kazanılır. Bunu kim yapacak? Oradaki akil insanlar yapacak. İlçeye evet, giden torpille gitmeyecek ama. İlçeye giden tarımın müdürü gerçekten işi, ilçe müftüsü gerçekten işi bilecek. Evet. Bir 5 tane cami yan yana yapılıp cemaat olmadığı için müftülüğe gidip efendim buraya böl ilçeyi de cami cuma kılamıyoruz, cuma kılacak cemaat yok diyerek ilçe müftüsüne gidene kadar ilçe müftüsüne doğruyu anlattığında ya bu müftü de iman eksik. 5 tane cami var, daha ne istiyorsun? Almanya'ya gitmişler, para toplamışlar, 5 tane cami yaptırmışlar. Müftü Bey demiş ki ya tamam cami yaptırın, bir cami köye yetiyor da niye burada bak traktör var, 50 tane traktör var ama bir tane bir çevdeler yok. Falanın bu traktörüne biz de aldık, inadını aldık demişler. Ya bir tane traktör, bir tane kepçe, bir tane biçerdöver alsaydınız diye. Kardeşim yani, demiş sen müftü müsün? Bize dini anlat demiş adam. Düşünebiliyor musun? Evet. Onun için yani gerçekten sıkıntı büyük ama evet, söylemeye biz devam edelim. En az indallah'ta mesuliyetten kurtuluruz. Ben programı açarken ödülle açmıştım. Yine onunla kapatmak istiyorum. Arsaofisi.com'un Türkiye'ye yayılması, yine Sedat Kılıç İnşaat mı? Yani bu firmanın... Arsaortam.com farklı bir firma. Hı. Tabii kurucusu biziz ama Arsaortam.com hani ulusal anlamda kurulmuş. Ayrı bir tüzel kişilik. Ulusal bir, tabii ayrı bir tüzel kişilik. Ulusal bir marka.
Dediğim gibi Merkezi İstanbul. Merkezi İstanbul şubeleşecek. Türkiye'nin ilk şubemiz Kayseri'de. Açtınız. Evet, yeri nerede? Kayseri'de, Sivas Caddesi'nde. Şu anda İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerden bayilik talepleri gelmeye başladı. Onlar da yakın zamanda açacağız. Türkiye'nin her tarafında franchise usulü bayiliklerde verilecek. Ama ana konu web sitesi. Yani bu site işte büyük bir, yani ciddi bir yazılım çalışmasından sonra hazırlandı. Bu platformda insanlar arsasını ücretsiz ilan verip satabilecek, alabilecek oradan. Ve bu arsaortam.com'un ana konusu olan ortaklık kısmını da orada taleplerde bulunabilecek. Böyle bir platform inşallah büyüyecek, kısa zamanda büyüyecek bir platform. Çünkü herkesin takdir ederseniz işte böyle bir kazanç, hem de sağlam risksiz bir kazanç yok. O yüzden bu noktada da başarılı olacağına inanıyoruz. Daha da büyüyeceğine inanıyoruz inşallah. Ödül de yılın yatırımı ödülü oldu. Yatırım noktasında da dikkat çeken bir proje oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Gerçekten güzel konulara temas ettiniz. Tarımdaki açılımlarınız inanılmaz derecede güzel, inanılmaz derecede doğru, olağanüstü tespitler. Acaba ben mi yanlış düşünüyordum diye. Ya 2,5 sene çıkmayan, 2,5 sene çıkmadı ya. Vali Bey talimat vermişti, giden valimiz. Açtı, evet. Bizzat kendisi talimat verdi. 2,5 sene karar çıkmadı. Program yapacağız. Biz program yapıyoruz. Giden tarım il müdürümüz konuk gönderiyor. Bir zaman tahsis ediyoruz. Hiçbir şeye karışmıyoruz. Arıcılık, bağcılık düşünebiliyor musunuz? Ya inanılmaz şekilde başarılı giden bir program var. Evet. Bizim bir menfaatimiz var mı? Yok. Yararımız var. Evet. Ama o kadar çok dua alıyoruz ki her taraftan izleniyor. Yani burada tarım bölgesinde çok izleniyor. Yani Hülya niye çıktık biz üstadım? Evet, evet. 4 milyar insana ulaşıyor. Evet. Türkiye'nin her tarafında. Köylü izliyor, kentli izliyor, evet. Kasabadaki izliyor. Yani evet. Hep de Kemal Sunal filmleri atıp gidemez bazı kanallar gibi yani. Evet. Yani çok önemli. Orada bir birim var. Bu birim halka aydınlatmaya çalışıyor. Biz zaman tahsis etmiş, hiçbir şeye karışma, sunucu kendilerinden, konuk kendilerinden. Bizim sadece saygı duyarız, bizim alanımız değil. Çok da güzel giden bir programdı. Pat diye kaldırdılar. Allah. İbrikçi başıları herhalde geldi, kaldırdı. Vali Bey'e gittim, Vali Bey talimat verdi, açtı telefon, talim 2,5 sene oldu, hala sonuç çıkmadı. Yani bunu ben derim ve diyeceğim de ya böyle bir şey yok yani. Ondan sonra konuştuğu zaman mangalda kül bırakmıyor. Kimse. İcraat lazım. Üstadım çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim, başarılar diliyoruz. Yeni projelerde, yeni atımlarda görmek dileğiyle. Zedat Kılıç İnşaat nasıl programı kapatacağımı deminden beri inşaat var ama maşallah tarım var. Diğer projede var. Herhalde yakında grubun adını da ya da grup olarak belki değiştirirsiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. İsmin de çok önemi yok zaten. Yani evet. Başka isim verseniz yine Zedat Kılıç yeterli oluyor. İnşallah başka bir programda görüşmek dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, programımızı burada nihayetlendiriyoruz. Sedat Kılınç İnşaat'ın merkez ofisindeydik. Sedat Kılınç Bey'le gerçekten çok farklı, çok özel bir sohbet gerçekleştirdik. İmanım faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olunuz efendim.